Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir kendin yap projesiyle karşınızdayım. Bugünkü projemizde rulmanlı bir salgı kalemi yapacağız. Bu projede ben burada görmüş olduğunuz gibi 304 kalite paslanmaz çelik kullandım. Çünkü sürekli bu malzemeye elimiz temas ettiği için paslanmasını istemiyorum. O yüzden paslanmaz malzeme kullanmayı tercih ettim. Şimdi bu salgı katerleri ne işe yarıyor? Salgı kalemleri ne işe yarıyor? Özellikle dar profilli malzemeleri torna tezgahına monte ederken, aynaya monte ederken onda sıfır, salgı yapmadan sıfır monte etmek maalesef çok zor. Bunun için çok fazla uğraşmak gerekiyor. Bu çok fazla iş gücü kaybı yaratıyor. Bahsettiğim malzemeler bunun gibi. Gerçekten dar profilli malzemeler. Yani aynanın dibine yaslanmadan sadece ayna çenelerinin ucuna monte edilen malzemeler. Özellikle bunun gibi büyük ve çok ince malzemeler. Tezgah monte ederken sıkıntı yaşanıyor. Şimdi projemize başlamadan önce söylemek istediğim birkaç bir şey kaldı. Bu malzemenin teknik çizimini veya bu malzemeden edinmek isteyen arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında bir göz gezdirsin. Bunun haricinde benim Instagram sayfamı da takip etmeyi ihmal etmeyin. Oradan çeşitli duyuruları da yapıyorum. Zaten ekranda görüyorsunuz şu anda Instagram sayfamı. Şimdi gelin dilerseniz projemize başlayalım. Zaten videonun sonunda tekrar birlikte olacağız. Thank you.
Gördüğünüz gibi salgı kalemliğe monte ettim. Aynanın üzerinde de bir tane dişli var. Bu dişlinin kalınlığı birazcık fazla. Bu dişin üzerinden toz kaldıracağım. Ancak yapma yapmasını engellemek için bu salgı kalemini kullanacağım. Aynanın üzerinde bu dişliyi kabaca tutturuyorum ama çok sıkmıyorum. Yani dişli aynanın çeneleri arasında yavaş yavaş hareket edebilecek sıkılıkta oluyor. Şimdi tezgah çalışırken yavaş yavaş kalemi malzemeye yaklaştırarak malzemeyi düz oluncaya kadar, yani dümdüz hareket edinceye kadar yavaş yavaş aynanın üzerine doğru itmeye başlıyorum. Tam düz noktaya geldiği zaman tezgahı durduracağım ve dişliyi, malzemeyi aynanın üzerine tamamen sabitleyeceğim. Ardından tornalama işlemini yapacağız ve böylece tamamen düz bir tornalama çıkmış olacak. Zaten bu yaptığımız kalemin işin ne kadar doğru olduğunu şimdi görüyorsunuz. Bakın hiç salgı yok malzemenin üzerinde. Dolayısıyla artık doğru bir tornalama yapabiliyor olacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi projemiz aslında hiç de zor değil. Sadece bunun gibi bir kalem yapabilmek için, salgı kalemi yapabilmek için böyle bir freze testeri tutucusu yapmanız yeterli. Ardından malzemeyi ve kesici tezgaha bağlayıp gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde form verdik. Bu şekilde kendi torna takımlarınızı, kendi atölye takımlarınızı yapabilirsiniz. Sadece birazcık aklınızı kullanmak, birazcık yaratıcı olmak bu konuda yeterli olacaktır. Her zamanki gibi yine beni sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çağrı resmi var. O çağrı resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimlerin hepsini almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar şimdilik hoşça kalın.